Kur'an'ı size Yaşar Nuri çevirisinden okuyorum. Ama Süleymaniye Vakfı'nın çevirisini de okudum. Edip'inkini de, Muhammed Esed'inkini de. Hubeyb'inkini bir okuyamadım. Bir adam var bir de çok okuyun dediğiniz, onu da okuyamadım. Erhan Aktaş olabilir mi? Onun mealini de okuyamadım. Daha okumam gereken çok meal var. En nihayetinde her meal hatalı ve her meal bazı ayetlerde yeni bir anlam öne sürüyorsa bir düşündürtür. Onlar değerlidir. Bir kıyaslama yapmak gerekir aralarında. Okumak lazım. Edip'i okudum zaten Melis'ciğim. Edip'in meali iyidir bu arada ya. Şey yapmayın yani. Dalga geçmeyin. Meali iyidir. Sev sevme. Çoğu fikrini uçuk bul bulma. O ayrı konu. Meali iyidir. Sevan Nişanyan atıyorum. Manyak bir adam olabilir. Ama Nişanyan sözlük gayet iyi bir sözlüktür. Yani işi oralara vuracaksak yani birçok filozofun birçok manyaklığı var ama çok iyi işler ortaya koymuş. Çok adamın karakteriyle bağdaştırmayın yaptığı işleri yani. Kokteyl diye çeviriyor cehennemdeki içkiyi. Doğru, kokteyl nedir? Karışımdır. Bir karışım var oradaki içkide de. Bu söyleniyor zaten. Yaşar Nuri mealinde kokteyl kelimesi söylenmese de karışım kelimesi geçer. Tamam, kokteyl diye çevirmiş. Doğru. Tuhaf geliyor size çok modern kelimeler kullandığı için ama doğru. Karşılıyor anlamı. Ya, kokteyl deyince aklınıza illaki Long Island gelmesin. Şemsiyesi var. İşte havuç dilimi var falan. Yani. Edip'in cezaevinde yazdığı şiir hakkında ne düşünüyorsun? Okumadım, görmedim. Edip'in bu arada çok saygı duyulası bir hayatı var gerçekten. Abi sen Mardin Norşin'de bir tarikat şeyhinin oğlusun. Ve zamanla işte babanın söylediklerine bakıyorsun, Kur'an'ın söylediklerine bakıyorsun ve diyorsun ki bunların hepsi yalan. Hadisler de yalan. Bir tek Kur'an gerçek. Baban tarafından katli vacip ilan ediliyorsun. İstanbul'a kaçıyorsun. Peşine adamlar salınmış. Şans eseri hayatın kurtuluyor. Onun bir anısı var böyle tam. Bir sokaktan dönüyor da bir şey oluyor da ucu ucuna hayatı kurtuluyor. Sonra Mısır'a gidiyor. Reşat Ali Feyre tanışıyor. Amerika'ya yerleşiyor. Amerika'da felsefe profesörü olarak üniversitelerde dersler veriyor. Ve bu adam bu arada Türkiye'de çok okul bitiriyor. ODTÜ falan filan bitiriyor. Boğaziçi manyak bir adam yani. Dahi bir adam. Dahi değilse de dahiye çok yakın bir adam. Ve Amerika'da kendine bir hayat kuruyor. Kendi ayakları üstünde duruyor. O kadar tehdide rağmen, o kadar olumsuzluğa rağmen, tüm Türkiye tarafından kötü adam ilan edilmişliğine rağmen, iyi kötü, hala birilerine nüfuz ediyor. Birilerinin Müslüman olmasına vesile oluyor. Ve Türkiye'de yalnız Kur'an hareketini yayan ilk adam Hasan Tahsin Edip Yüksel'dir çok. Çok önemli bir karakterdir. Edip'in yani çok saygı duyulası bir hayatı var. Ben yılardım belki bir yerde. Adam yılmıyor. Tabii Edip'teki yaşama sevinci çok ayrı bir boyutta olduğu için. Gerçek cihat budur. Kesinlikle Edip bir mücahittir. Doğrusuyla yanlışıyla Allah günahlarını affetsin. Ama evet, yaptığı cihattır. Hayatını cihada adamıştır. Yani saygı duyulası bir hayatı var Edip. Caner Hoca birçok ünlü üniversitede misafir akademisyen olmuş. Tabii canım, Oxford'da falan post doktora yapıyor falan. Akademik kariyeri Caner'in çok çok iyidir. Çok 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 iyidir. Caner'in de olayı başka. Gayet zengin bir ailede dünyaya geliyor. Kendisi de ticaretle uğraşıyor ve çok para kazanıyor. Yeteneği var bu işlere. Derken Müslüman oluyor ve her şeyini bu uğurda harcıyor. O yayın evini, YouTube kanallarını, şunları bunları ayakta tutmak için apartman sattı geçenlerde adam. Geçenlerde dediğim bir iki senelik olaydı. Apartman sattı. Yani işte badan kalma falan filan. Cepten yiyor yani cihat için. Yani bakın, bu adamlara her şeyi söyleyebilirsiniz ama din tüccarı diyen olursa Allah'ın belası iftiracı köpeğin tekidir yani. Takdir et ya da etme, bu adamlar dava adamı.